Otirobot topluluğundan herkese merhaba. Ben Barbaros Şair. Yazılım alanında eğitim idari kurulu üyesiyim. Derslerimizde beraber NumPy konusuna çalışacağız. Parçalı videolar şeklinde olacak. Size NumPy'ın ne olduğunu, ne için kullanıldığını, avantajlarını, onun dışında sizin nelerde uygulayabileceğinizi anlatacağım ve OpenCV'ye minik bir giriş yapacağım. OpenCV'nin ne olduğunu. Şimdi başlarsam NumPy'ın ne olduğuna, NumPy'ın açılımı Numerical Python, yani sayısal alanlarda kullanılan Python gibi düşünebilirsiniz. Sayısal alanlarda, mesela matris işlemlerinde, vektörel işlemlerde ve array işlemlerinde size çok büyük kolaylıklar sağlıyor ve çok farklı işlemleri yapabilmemizi sağlıyor. Şu an sizin anlayabileceğiniz şekilde en basitinden başlıyorum. Ne olduğuna. Şimdi biz Python'da normalde datalarımızı listelerin içine depoluyoruz ve listelerin içine depoladıktan sonra bilgilerimizi buradan çağırıyoruz, bilgilerimizi sıralıyoruz, bilgilerimizle işlem yaptırıyoruz. Mesela şunu örnek vereyim. Elimizde 5 tane torba var diyelim. İlk torbada 2, ikinci torbada 3, üçüncü torbada 5, dördüncü torbada 16, beşinci torbada da 20 tane elma olsun. Bu bilgiyi bir listede tutabiliriz. Sonra ikinci torbada ne vardı deyince hemen listeden bunu çekebiliriz. Yani listeleri hatırlatmak için söylüyorum. Bunların aynısını array'lerde yapabiliyoruz. Sayısal array'lerde yapabiliyoruz. Ama listelerden 50 kat hızlı çalışıyor. Çünkü NumPy farklı bir dilde yazılmış ve çok optimize çalışıyor işlemci üzerinde. Avantajları da bunlar. Şimdi bilgisayarımıza bunu nasıl yükleyebileceğinizi anlatacağım size. Şimdi ekran paylaşıyorum. Prompt'u açıyorum. Command prompt'a pip install numpy diyorum. Pip install numpy bilgisayarımıza numpy'yi kurmamızı sağlıyor. Pip aslında Python kurduğumuzda Python'la beraber gelen bir yazılım gibi düşünebiliriz. İnternetten aldığımız library'leri bilgisayarımızı kurmamızı, kullanmamızı sağlıyor. Buna bastığımızda sizde indirecek bilgisayarınızda yoksa bende requirement already satisfied diyor zaten bilgisayarımda olduğu için. Eğer bu çalışmıyorsa path ile ilgili bir sıkıntı varsa yani path variable'larınızın içinde PIP yoksa bu sorunu internetten araştırarak çözebilirsiniz. Çünkü bunu da açıklarsam videoda video çok uzayacak. Bunu açtıktan sonra yükledikten sonra mesela örnek vermek için söylüyorum. Idle'a girdiğiniz zaman import NumPy dediğiniz zaman sorunsuz bir şekilde çalışması gerekiyor. Ama tabii ki biz Idle'dan çalışmayacağız. Siz PyCharm'da çalışıyorsanız PyCharm'ın terminal kısmından pip install NumPy diyerek kurabilirsiniz. Veya ayarlardan, modüllerden seçerek de kurabilirsiniz. Benim gibi VS Code kullanıyorsanız environment'larınızı yüklemek zorundasınız. Anaconda environment'larınızı gibi. Anaconda için de ne yapabileceğinizi söyleyeyim. Anaconda kullanıyorsanız öncelikle environment'ınızı aktivite etmeniz gerekiyor. Oluşturduktan sonra ben kendi environment'ı aktivite ettim şu an. Sonra pip install numpy dediğim zaman requirement already satisfied diyor. Çünkü ben de zaten kuruluydum. Şimdi nasıl bu library'i çağırabileceğinizi ve kullanabileceğinizi anlatacağım. Import NumPy diyorum. Yani dışarıdan NumPy'i çağır. Çünkü Python'ın kendi indirdiği bir library değil bu. Dışarıdan indirdiğimiz import NumPy diyoruz. Bu sorunsuz bir şekilde çalışacak. Ama her satırda NumPy ile işlem yapacağım. Her satırda NumPy, 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 NumPy diye yazmak istemiyorum. Çünkü bunu kısaltmak istiyorum. Satmak için import NumPy as np diyorum. Ama tabii ki siz isterseniz rp de diyebilirsiniz. Import NumPy as otdu de diyebilirsiniz. İstediğiniz gibi çağırabilirsiniz. Ama ben np diye çağıracağım. Çalıştırdım kodu ve gördüğünüz gibi çalıştı. Bu arada bu formata tanıdık değilseniz bunu Jupyter Notebook deniyor. PyCharm'daki gibi tüm metni yazdıktan sonra tamamen hepsini çalıştıran bir Python formatı değil, hücre hücre oluyor. Şimdi size listelerin nasıl yazıldığını hatırlatacağım önce. Çünkü sonradan array'lere geçeceğiz.
Şimdi listeler nasıl oluşturuyorum? Liste eşittir bir liste oluşturacağım. İlk torbamda 4 elma var. İkinci torbamda 5 elma var. Üçüncü torbamda 20 elma var. Dördüncü torbamda 36 elma var. Şimdi bunu önce printleyelim bakalım. Yazdıralım. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yazdık. Şimdi size şunu soracağım. İkinci eleman. Yani ikinci torbada kaç tane elma vardı? Bunu indeks numarasıyla bulabiliriz. Kareli parantez koyduk. Kareli parantez kaçıncı elemanı çağırmak istediğimizi anlatıyor. Listedeki ilk elemanın indeks numarası 0. Programlama dillerinde ilk eleman 0. indeks, ikinci eleman 1. indeks, üçüncü eleman 2. indeks, dördüncü eleman 3. indeks. Bu yüzden ikinci elemanı çağırmak istiyorsam, ikinci torbayı çağırmak istiyorsam liste 1 diyeceğim. Ve sonradan print ikinci torba şeklinde çağırabilirim. Bakalım gelecek mi? Gördüğünüz gibi ikinci torba geldi. Tamam. O zaman bunu anladığımıza göre bunun aynısını NumPy'da yazmaya çalışalım. NumPy'da biz listelerde array'lerle çalışıyoruz. Array eşittir NumPy. Array listemizde ilkinde 4 vardı. İkincisinde 5 elma vardı. Üçüncüsünde 20 elma vardı. Üçüncüsünde 36 elma vardı. Tamam. Bunu bir yazdıralım bakalım. Adım adım ilerleyelim. Gördüğünüz gibi üsttekini aynı şekilde yazdırdı. Doğru bir şekilde algıladı. Şimdi bu array'leri anlattıktan sonra bir de yine indekslemeyi gösterelim. Bakalım listeyle aynı mıymış? Bu sefer üçüncü torbaya bakalım. Üçüncü torba eşittir. Array 2. Çalıştırdı. Print üçüncü torba diyorum. Gördüğünüz gibi üçüncü torbayı verdi. Bu dersimizde NumPy'in ne olduğunu, avantajların ne olduğundan bahsettim. NumPy'i nasıl kurabileceğimizi, NumPy'in temel array mantığını ve listelerle olan benzerliğini anlattım. İkinci ve üçüncü dersimizde çok daha advanced, çok daha karmaşık konulara geçeceğiz. Ve sizin de ileride kendi algoritmalarınızda ve kendi bilgisayarlı uygulamalarınızda da kullanabileceğiniz ve çok da gerekli olan NumPy mantığını anlatacağım. Ve bu şekilde ikinci derse devam edeceğiz.